güzelliğe bitirip sayısız nimetler ihsan eden, bu güzel mecliste bir araya getiren yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz İva'ül Hamd isimli sancağı altında bir araya gelmeyi ümit ettiğimiz Hatem-ül Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona binlerce salat ve selam olsun. Bu güzel cemiyete bir araya gelip amin diye bu kardeşlerimizin üzerine de mağfiret ve rahmet olsun. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'inde ey kullarım bana dua edin, duanızı kabul ederim buyurdum. Bu beşaretle duamızın kabulüne emin olduk ve huzurunda ellerimizi açtık. Dualarımızı, isteklerimizi, niyazlarımızı boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizlere sayısız nimetler ihsan etti. Bu güzel nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bu nimetlerin hakikileri olan cennet nimetlerini bizlere cennetinde ihsan eyle ya Rabbi. Sayın Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, çok değerli İl Başkan Yardımcım, Kadın Kolları İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, çok kıymetli misafirler, uzaktan yakından buraya teşrif etmiş çok değerli hemşehrilerim, aziz hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, toplu iftarımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Vekilim, bizleri her yıl onurlandırıyorsunuz. Gerçekten şeref veriyorsunuz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Gördesli hemşehrilerim adına. Aziz hemşehrilerim, hepinizin bildiği gibi 7 yıldır bu toplu iftarı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bazen duyuyorum, bu iftarı kim yapıyor? Bu iftarı gerçekten gördesli hemşehrilerimiz yapıyor. Yani sizler gerçekleştiriyorsunuz. Şuraya, belediyenin yan tarafına kurmuş olduğumuz iftar çadırı her gün gördeste 600 kişiye hizmet veriyor. Burada 300 kişi çadıra gelerek iftarlarını açıyorlar, akşam yemeklerini yiyorlar. Allah kabul etsin, afiyet olsun. Yaklaşık 300 kişiye de evlerine servis yapıyoruz. Son 2 yıldır bu toplu iftar merasimimizi gerçekten gördesiler büyük ilgi gösteriyor ve katılım sağlıyorlar. Ve son 2 yıldır beni gördükleri yerde Ramazan ayı girdikten sonra toplu iftar merasimimiz ne zaman? Adeta sahiplenmiş. Gerçekten ben bu sahiplenmeden gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Kayacık'taki Mehmet amca diyor ki dana hazır. İftara ne zaman yapılacaksa gelin danayı gönderin. Eski gardesteki Faruk abi diyor ki kuzunuz hazır. Ali amca, Veli amca örnekleri çoğaltabiliriz. Belediyeye kadar gelip zahmet ediyorlar. 50 lira, 100 lira, 1000 lira herkesin gücü nispetinde. Bizim için hepsi çok değerli, çok önemli. Bu meydan için katkı sağlıyorlar. Bu çadır için katkı sağlıyorlar. Evdeki yaşlılarımız için, engellilerimiz için, buraya gelemeyenler için bizlere destek oluyorlar. Biz de belediye olarak bu organizasyonu gerçekleştirmeye, siz değerli hemşehrilerimize ve misafirlerimize hizmet etmeye, en iyi şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Ben özellikle Ramazan ayı içerisinde bugüne kadar
bu organizasyonda emeği geçen, katkı sağlayan bütün hemşehrilerimize, bütün gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye meclis üyelerimize, teşkilatımıza, personellerimize, aşçılarımıza, emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin, sağ olun, var olun diyorum. Değerli hemşehrilerim, bize sık sorulan bazı soruları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle doğal gaz ne zaman gelecek? Doğal gaz boruları döşenmeye başlandı. Görene zamanını geçti. Görenleriniz vardır inşallah. Bu yılın sonuna kadar inşallah Gördes'e gelecek ve 2018 yılında doğal gazı Gördes'te kullanmaya başlayacağız. O da ilçemize, memleketimize hayırlı olsun diyorum. Yine Gördes yoluyla ilgili, çevre yoluyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sizler de bunu takip ediyorsunuz. Özür diliyorum. İkinci etap TOKİ konutlarımız hızla yükseliyor. İnşallah 2018 yılı içerisinde hak sahipleri de içine girer diye bekliyoruz. O da yine ilçemize hayırlı olsun. Yine bu yıl içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu ilçe müdürlüğünün binasının ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. Yatırım programına alındı. Huzurevi ek binası yatırım programında ek binanın ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. Bu konuyla ilgili de başta Sayın Milletvekilimiz Selçuk Özdağ Başkanımız olmak üzere bütün milletvekillerimize Ankara'da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları ve hep destek oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii burada il başkanımıza, il teşkilatımıza da her zaman bize destek oldukları için teşekkür ediyorum. Emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah Kadir Gecesi'ne ve bayrama hep birlikte millet olarak daha nice güzel günlerde buluşmak üzere Allah'a emanet olun diyorum. Bu güzelliğin oluşmasında bize ev sahipliği yapan Gördes Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Akyol'a, belediye meclis üyelerimize, belediyemizin büyük emeklerle bu güzel ortamı sağlayan, katkı sağlayan, koşturan değerli personeline, hayır ve katkı sahiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzelliğin oluşması aynı zamanda ecdadımızın ve şehitlerimizin ruhunu da sevindirmiştir, ümidindeyiz. Vatanımızın ve milletimizin birliği uğrunda şehit olan evlatlarımız bu güzelliği gördüğünde eminiz ki kendilerinin uğrunda canlarını feda ettiği insanlarımızın birlik ve beraberliğini gördüğünde ruhları da şenlenmiş olacaktır. Bu güzelliğin devam etmesi temennisiyle Gördes'imizin, Manisa'mızın ve Türkiye'mizin yolu açık olsun diyorum. Bayram sevincinde birlikte olmak temennisiyle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Gördes'in çok değerli insanları, hanımefendiler, beyefendiler, bir Ramazan günü, bir iftar saatinde Muhammed Akyol kardeşimiz Gördes'leri bir araya getirdi. Ben milletvekili olduğumdan itibaren bir iftar programı haricinde hepsine katıldım. Muhammed Akyol'a çok teşekkür ediyorum. Gördes'leri bir sofrada buluşturuyor. O Ramazan ayında oluyor. O iftar sofrası oluyor. Allah'ın eli topluluktadır. Kalabalıkların üzerindedir. Bugün Gördes'lerin yüreği bir çarpıyor. Gördes'in benim yanımda ayrı bir yeri var. Muhafazakar insanlar, Allah'ını, peygamberini, vatanını, devletini, milletini, bayrağını seven insanlar Gördes'ler. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. 2011'den itibaren hep bize destek verdiniz. Bizler de genel hükümetle, Ankara'daki hükümetimizle,
gerek buradaki yerel hükümetle, yani belediye başkanımız, kaymakamımız, bürokratlarımızla beraber size hizmet etmeye gayret sarf ediyoruz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Muhammed Akyol Başkanım, hep başarılara imza at inşallah. Seni seviyoruz. Elini kirletmeden, alnını kirletmeden belediye başkanlığı yaptın. İnşallah teşkilatımızla beraber, gençlik kolları, kadın kollarıyla birlikte sizinle beraber Gördes'e hizmet etmeye devam edelim inşallah. Ben Gördeslilere şöyle seslenmek istiyorum. Gördesliler, çocuklarınızı okutun. Bu çocuklar en üstü meslek liselerine gitsin. Fen liselerine gitsin. Bir yandan Kur'an kurslarına gitsinler. Bir diğer yandan liselere giderek de kendilerini yetiştirsinler. İş ve aş sahibi olsunlar inşallah. Değerli Gördesliler, uzun uzun Manisa'da yapılanları anlatmayacağım. Bir yandan göletlerimiz, barajlarımız, bir diğer yandan yollarımız, bir diğer yandan hızlı trenimiz, otobanımız, bir diğer yandan Sabuncuveli tünelimiz, bir diğer yandan Çandarlı Kuzey Ege Limanımız, yeni fakültelerimiz, hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız, Manisa'nın her meselesiyle ilgileniyoruz. Ben 6 yıldır milletvekilinizim. Manisa daha çok zengin olsun, iş sahibi olsun, aş sahibi olsun diyerek azami gayret sarf ediyorum. Sarf etmeye devam edeceğim. Çünkü sizler bizi milletvekili yaptınız. Bir köylü çocuğunu, o köylü çocuğunun babası köylü çocuğu olan ve ben de köylü çocuğuyum, size hizmetle mükellefim diye hissediyorum kendimi. Hak yok, vazife var diyorum. Ben inanıyorum. Gelecek günler bugünden daha iyi olacak. Bugün dünden daha iyi inşallah. Gördesizler, biz sizleri çok seviyoruz. Sizler güzel insanlarsınız. Güzel insanlar bir yandan ferdi ibadetlerini, bir yandan içtimai ibadetlerini yapacaklar. Ramazanlara kavuşacaklar, bayramlara kavuşacaklar. Hacı Bayram'ın dediği gibi, bayramım indi, bayramım indi, yar ile bayram kılarlar şimdi dediği gibi, biz insanlıkla bayram kılacağız, Allah'la bayram kılacağız, peygamberle bayram kılacağız. Allah hepimizi insan yapsın. Müslümanız, müminiz ama Allah bizi sureten değil, sireten insan yapsın inşallah. Ve hep beraber sizler, Gördes'in çeşitli köylerinden, mahallelerinden gelen sivil toplum kuruluşları, bürokratlar buradalar. Hep beraber el ele vereceğiz, kolektif aklı oluşturacağız. Bir yandan Gördes'i, bir diğer yandan Manisa'yı, bir diğer yandan Türkiye'yi daha zengin ve daha özgür yapacağız inşallah. Allah huzurumuzu artırsın. Allah bu millete ve bu devlete zeval vermesin inşallah. Gördesliler, uzun yaşayın, sağlıklı yaşayın, imanlı yaşayın. Kelime-i şehadet getirerek teslim-i ruh edin inşallah. Yaşasın Gördes, yaşasın Manisa, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaşasın ay yıldızlı bayrağım. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum efendim. Bravo.